Anadolu'nun vatan olmasında Doğu Karadeniz bölgesi Ordu ve Giresun'un ayrı bir yeri vardır. Güneş ışınlarının dağlarına ve yaylalarına neşeyle yayıldığı, yazın gök kubbenin mavi yorganı altında dinlenilen, yemyeşil bitki örtüsüyle Giresun ve Ordu size kendi hikayesini anlatır. Destanlar, şiirler ve türkülere konu olan yaylalar, şehir ve kasabalar, bölgenin tarihi geçmişine canlı şahitlik yapar. Giresun ve Ordu ırmaklarından su değil, kültür, medeniyet ve zaferler tarihi akar. Ormanlara beşikten mezara kadar muhtacız. Doğu Karadeniz dağları ormanlarla vatan oldu. Geçit vermez dağlar, derin vadiler, dik yamaçlar, ağaçlar sayesinde yurt yuva oldu. Giresun ve Ordu bölgesinde dağlar, yaylalar, köyler, geçmişten günümüze bir ayna tutarken sizi alıp tarihin güzel sayfalarına geri götürür. Derin düşüncelere sevk eder. Türkistan'dan Anadolu'ya bu bölgelerin Horasan alperenleri, gönül sultanları tarafından nasıl vatan olduğunu düşünür, bu bölgeleri vatan yapan aziz ecdadı hatırlar, ruhlarına Fatiha okursunuz. Türk milletinin orman ve ağaçları korumaya yönelik yüzlerce yıllık bu bilinci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başlayan yeni tarihi süreçte de yaşatılmış ve ormancılıkla ilgili özel yasalar çıkartılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ormanlara büyük önem vermiştir. Sel felaketleri, çölleşme ve erozyonla mücadelede en etkili yöntem olan ağaçlandırma ve ormanın korunmasına dikkat çekerek, ''Ormansız bir yurt, vatan değildir'' sözleriyle tarihe not düşmüştür. Milletimiz tarih boyu ormanları yurt, yuva ve vatan görmüş, canı pahasına, vatanına sahip çıkmış, ormanları korumuştur. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.